Merhaba değerli izleyiciler. Kırgız Cumhuriyeti'nin 30. bağımsızlık yılına özel programla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü program konuğumuz Kırgız kökenli bir akademisyen, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Abdülmukaddes Kutlu. Sayın Abdülmukaddes Kutlu ile bugün günümüz Kırgız Türklerinin varlığının temelini, Kırgızların dünya mirasına manevi katkılarını, Türk dünyasında alfabe birliğini ve ortak tarih yazıcılığını, Türk dünyasının güncel sorunlarını ve olası çözüm önerilerini, Türkiye-Kırgızistan diplomatik ilişkilerini, Kırgız Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Çaparov'un Türkiye ve Türk dünyasına bakışını değerlendireceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Yeniz Hanım. Merhabalar. İlk olarak bugün 31 Ağustos, kutlu bir gün. Kırgız Cumhuriyeti'nin 30. bağımsızlık yılı. Duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, öncelikle seyircilerimize selamlıyorum. En derin sevgi ve saygılarımla. Bizim bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde yaşamak ve burada yaşayan bir Kırgız olarak bu güzel günü 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nden hemen sonra kutlamak da ayrıca anlamlı, önemli geliyor. Bu açıdan da mutluyum. 1991'de bir gün, yani ben kendi yaşadıklarımla bu bağımsızlığı anlatmak isterim. Daha öncesinde varlığını bildiğimiz ama bir türlü kavuşamadığımız Kırgızistan'ımız, Kazakistan, Özbekistan ve diğer bizim ülkelerimizin bağımsızlığına kavuştuğu dönem yaz sıcak bir gündü ve ben bir sakarlık yapıp kolum çıkmıştı dirseğimden. Onu tedavi ettirmiş, şöyle bağlamış. O şekilde dolaşırken amcam geldi, dedi ki akşam program yapacağız. Kırgızistan'ın bağımsızlığını kutlayacağız diye Van'da Ulupamir köyünde. Ya ben bu şekilde anlatmayı istiyorum. Yani Türkiye'de Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk kutlayanlar belki de biziz, o açıdan diyorum. Türkiye'nin Kırgızları olarak ve bundan gurur duyan Kırgızlar olarak hemen işte kutlamalarda ne yapacağımızı kısaca planlamalar yaptık. İşte bize görevler verildi, şiirler okunacaktı, işte Kırgızistan tarihi vesairinden kısaca anlatacaktık. Manas'tan, hani Manasçıların icra ettiği Manas'tan biraz icra etmeye çalışacaktık. Köyümüzdeki kopuz çalan sanatçılarımız şarkılar, türküler söyleyecekti. Alelalece öncesinde bir köyümüzün sokağında Kırgız Türk bayraklarıyla şöyle bir tur attık, bağırdık. Yaşasın bağımsız Kırgızistan diye. Tabii o yıllardan üzerine bakıyorum da 30 yıl geçmiş. Oradaki duygular, oradaki heyecan ile bugünkü heyecan yine aynı şekilde devam ediyor. Yani biz ellerimizle bulduğumuz bir çocuğu büyütmek gibi bir şey. Kırgızistan'ımızı da büyütüyoruz, bağımsız Kırgızistan'ımızı. O açıdan benim için çok mutlu bir şey. Hani biz bunu görebilir miydik diye hep düşünürdük ama Mustafa Kemal Atatürk ta eskiden, çok önceden zaten bunun haberini vermiş. Haberimiz sonradan oluyor. İşte diyor ki Ruslarla iyi geçin diyor. Orada kardeşlerimiz var. Onlar bir gün bağımsızlığına kavuştukları zaman hazır olun diyor. Çünkü onlara el uzatacağız. O kardeş olarak birbirimize sarılacağız diyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ta vefatından önce söylediği bu sözler işte 1991'de gerçekleşti. İşte Kırgızistan'ımız, Kazakistan'ımız ve diğer inşallah bu Doğu Türkistan içinde geçerli olacak. Bağımsızlığımızı kazandık. Bağımsız ülkeler olarak hayatımıza 30 yıldır devam ediyoruz. Sıkıntılar her zaman olur ama o mavi göğü süsleyen Türk bayrakları bizim ebediyetimizin ebediyede kadar yaşayacağımızın bir simgesi olarak hep olacak. Yani umarım diğer
Evet, dilerim ifade ettiğiniz gibi bağımsız olamayan Türk yurtları için de bir bağımsızlık dileyelim. Ayrıca Atatürk'ten bahsetmeniz de çok kıymetliydi. Çünkü o aslında bağımsızlık meşalesi yaktı bana göre. Kurtuluş Savaşı'nı yaparak, milli mücadeleyi başlayarak diğer Türk devlet ve toplulukları için ve bugün de işte o bağımsızlık meşalesinin meyvelerini topluyoruz aslında. Elbette ki yani Mustafa Kemal Atatürk bizim için, Türk dünyası için büyük değerler. Yani bizim için ta Bilgeh Kağan'dan tutup bugüne dediğimizde işte Mustafa Kemal Atatürk geldi. Mustafa Kemal Atatürk benim için yani çok büyük bir lider. Yani o, ben hep derim işte her topluma belki birer lider gelir de İşte Türk toplumunun belki de asaleti, yüceliği bundandır. Çok büyük liderlerimiz var. İşte Mustafa Kemal Atatürk de bunlardan birisi. Ya çok büyük bir lider, çok büyük. Bugün aslında kıymetini çok iyi anlayabilip görebileceğimiz bir lider. En yakın, en sıcak işte Afganistan örneğini görebiliriz. Yani bize kazandırdıklarıyla nasıl bir hayat yaşadığımızı gerçekten yargılayan, sorgulayan ya da bu hayatı biraz şöyle diyenlerin bir Afganistan'ı görmeleri gerekiyor. 5 gün dayanırlarsa gelsinler elini öpeyim derim yani. Atatürk'ün cumhuriyetimizin kıymetini bilmek ve ona sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Zaman geçtikçe daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi kıymet bildiğimizi. Umarım bu farkındalık artacaktır. Kırgız Türklerinin güncel meselelerini de konuşacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Ama ben öncesinde sizi Türk dünyasına ve dünya kamuoyuna tanıtmak evet. isterim. Kendinizi nasıl ifade etmek isterseniz, bir de Kırgızların son hanı Rahman Kulağan'ın torunusunuz. Bu nasıl bir duygu? Evet, ben Türk dünyasında küçük akademisyenlerden biri olarak üzerime düşen görevleri elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya, sürdürmeye, devam ettirmeye çalışan bir akademisyenim. Öğrencilik yıllarımdan beri aslında hep hayalimizde olan Türk dünyasına katkı sunabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz noktasında bir bahtiyarlığım var. Öğrencilik yıllarımdan beri 1992'de Kırgızistan'da üniversite okumaya gittiğimiz o yıllardan beri sürekli 96 yılına kadar Türkiye'den gelen bütün delegasyonu karşılayan, onların Türkçe ve Kırgızca tercümanlığını yapıp iki ülkeme hizmet edebilmiş, az buçuk olsa da hizmet edebilmiş biri olarak aslında kendimi mutlu hissediyorum. Tabii Hacı Rahman Kul Han'ın torunu olmak kolay değil ve bu çok ağır bir yük aslında. Layık olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü yani benim hep odur. Yani büyük liderlerin, öyle insanların evlatları olmak çok zordur. Bunları taşımak da bunun layıkıyla görev bir kendine bir görev atfedip bunları yerine getirebilmek de aslında çok kolay değil. Yayınlanmış kitaplarım var. Çalakalem şairliğim var. Kırgız edebiyatıyla ilgili antoloji çalışmalarına katıldım. Kırgızistan'da bütün camilere dağıttığımız Diyanet İşleri'nin Hadislerle İslam kitabının editörlüğünü yaptım. Bu kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışan bir akademisyenim diyeyim. Türk dünyasında kültür alışverişi yaptığınıza göre kendi çapınızda olmadığını ifade etmek isterim kendi adıma. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum Türk dünyası adına size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndesiniz. Az önce ifade etmiştik. Bu alana olan ilginiz nasıl başladı? Çünkü uzmanlık alanınız Kuzey Kıpçak, Kuzeybatı Kıpçak ve Güneybatı evet. Oğuz Türk lehçeleri evet. ve edebiyatları. Nasıl başladı bu ilgi? Yani buna açıkçası buna hani bilinçli olarak evet şurada başlayan diye bir
şeyim olmadı ama hep hayalimde şöyle bir şey vardı. Üniversitede hoca olmak gibi bir hayal oluşmuştu ve bunu hep saklıyordum. Ama lehçelerle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Yani Afganistan'da yaşadığımız coğrafyada gelen Özbekler var, Türkmenler var, babamların, dedemlerin eş dostları var, Uygurlar vardı. Onlarla çok gidip gelirdik, onlarla konuşurduk. Yani ben Pakistan'dayken Uygurcayı, Özbekçeyi, Pakistan'ın Farsçayı, Urducayı öğrenmiştik. Çok iyi bir şekilde öğrenmiştik. Ve sonrasında da hani Türkçeyi bilmek bu noktada çok önemli. Yani Türkiye Türkçesini bildiğiniz zaman yanında da bir lehçeyi biliyorsanız aslında diğer lehçelere yaklaşmak, diğer lehçeleri anlayabilmek çok önemli. Bunun yanı sıra çok yani benim ilginç olan şeylerden birisi üniversitede bitirme tezi yazdığım sırada babamdan mektup istedim. Yani ses özelliklerini inceleyeceğiz diye. Babam mektup yazdı, yolladı. Okuyorum. Allah Allah diyorum, bu hiç Kırgızca değil. Sonra öğrendim ki babamların yazı dili, mektuplaşma dili Çağatay diliymiş. Yani konuşma dilleriyle yazı dilleri ayrıymış. Şimdi belki de ileride konuşacağımız şeyler içerisinde de bunu da sokacağım. Yani bir yazı birliğinin olması çok önemliymiş. O zaman fark ettim. Ha dedim. Sonradan Azerbaycan şiirine işte üniversiteye göreve başladıktan sonra Azerbaycan edebiyatı tarihi diliyle, Türkmen dili edebiyatı tarihi diliyle uğraşmaya, onları öğrenmeye, geliştirmeye, karşılaştırmaya başladım. Sonra da bölümümüzde bu dersleri vermeye başlayınca doğal olarak yani şükürler olsun hemen hemen bütün lehçeleri anlayabilecek seviyedeyim. Konuşma yok ama okuma, anlama ve çözümlemede yani hemen hemen bütün Türk lehçelerine karşı şükürler olsun ki bir şanslı olarak bir vakfım var yani. Vakıfım diyebilirim. Aslında coğrafyanın getirdiği bir süreç olmuş bu alana olan ilgi. Hani İbni Haldun da diyor ya coğrafya kaderdir diye. Tam da o cümlenin karşılığı aslında belki de şu an bu durum. Evet yani ya bazı şeyler insanı buluyor ya da sizde varsa bir yere çıkıyor. Yani bazen sevdiğim hocalarım da diyor yani bu lehçelere nasıl böyle şey yapıyorsun, nasıl bütün lehçeleri okuduğun zaman hemen hemen %80-90'ını anlayabiliyorsun. İyi kötü bazen Uygurca, Özbekçe, Türkmence biraz zor. Hocalarımızla konuşunca, Kazakça konuşunca biraz da gülüyorlar ya bunlar nasıl yapmaya çalışıyorsun diye ama benim aslında yani dille karşı bir sevgim, bir sempatim var herhalde. Yani çünkü küçüklüğümden beri ya da kendimi bildiğimden beri iyi kötü biraz şiirle ilgilendiğim için, okumayı çok sevdiğim için. Ya bu arada işte babama da teşekkür etmek isterim. Ya oku diye sürekli kitap verirdi. Bir ara şey vardı. Babam kardeşlerimle otururken beni böyle şakayla karışık şöyle demiş. Ben bunu iskartaya çıkardım der gibi ben bunu okumaya çıkarttım bu okusun demişti. Elimizden geldiğince bu alana hizmet etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarınız artarak sürsün diyorum size. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Kırgızların tarihi süreçleriyle ilgili de sizinle konuşmak istiyorum. Kırgız isminin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili ve günümüzdeki Kırgız varlığının kökeniyle ilgili pek çok değerlendirme var elbette ki. Sizin evet. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Kırgız isminin ortaya çıkışı ve günümüz Kırgız Türklerinin kökeniyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya aslında yani Kırgızlar yani tarihi bilgilere, kaynaklara dayanarak söyleyebildiğimiz, özellikle Çin kaynaklarına dayanarak söyleyebildiğimiz yani ulaşabildiğimiz bilgiler en eski Türk boylarından, Türk halklarından biri olduğu yönünde milattan önce 2. yüzyıllarda Çinliler tarafından biliniyor. O dönemlerde işte bu Yenisey Irmağı ile Güney Sibirya arasında yaşadığı biliniyor. Yani yaşadığı söyleniyor. Tabii bu çok eski bir
Türk halkı, Türk boyu olması ve özellikle de Kırgız adını yani bildiğimiz kaynaklardan bugüne kadar koruyan bir boy olması da birçok araştırmacıyı yani antropologları, işte tarihçileri, dilcileri, dil bilimcileri bu sahaya çekmiş. Birçok görüşler mevcut. Farklı farklı görüşler ortaya çıkıyor. Yani tabii bu Kırgızların varlığının nereden, ne zaman çıktığıyla ilgili, Kırgız adının etimolojisiyle ilgili de çok farklı görüşler mevcut. Tabii bunların genelde halk etimolojisi ve bilimsel etimoloji olarak ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Yani halk etimolojilerinde daha çok hikayelere dayalı. Yani işte Kırgızların Kırgızdan işte türediğiyle ilgili bir halk hikayeleri var. Bunun gibi çok farklı rivayetler var. Ama tabii ilginç olan şeylerden birisi yani milattan önce bu ikinci yüzyıllarda Kırgızların varlığı biliniyor. Ama bunun dışında o 9. ile 10. asırlarda da Kırgızlar işte Moğolistan'da Sayan, Altay, Tanrı Dağları civarında yaşadığı geçiyor kaynaklarda. Bunlara baktığınız zaman işte şey çıkıyor yani genelde bir Kırgızların ilk yurdunun neresi olduğuyla ilgili böyle farklı görüşler çıkıyor. Mesela Çokan Velikanov Kazak alimidir. Allah rahmet eylesin, çok büyük bir alimdir. Manas Destanı ile ilgili de büyük araştırmalar yapmış. Çok önemli bir şahsiyettir. O mesela şey der. Yani bugün Kırgızların yaşadığı Kırgızistan bildiğimiz Kırgızların kadim yurdudur. Kırgızlar hiçbir yere göç etmemiştir. Buradadır diyorlar. Yani böyle bir şey var. Bunun dışında yine başka bir görüşte de çok eski çağlardan özellikle 13. yüzyıl başına kadar Yenisey, İrtiş, o biraz önce bahsettiğimiz bölgede yaşamışlar. Sonra da oradan göç ederek bugünkü Kırgızistan'a gelmişler deniliyor. Bununla ilgili mesela İstaryo Kırgız GSSR diye bir şey var. Yani Kırgız tarihi diye bir Rusça şeyde de şey diyor. Yani aslında diyor Kırgızların diyor yerli bir halk ama o Merkez Asya'dan gelen etnik işte Türk kökenli boylarla karışarak böyle Tanrı Dağları'nda ortaya çıkmış bir boy diyorlar. Tabi bunların bazıları çok önemli mesela Radloff gibi, Berstam gibi insanlar tarafından da yani bilim adamları tarafından da kabul görüyor. Bazıları bunu kabul etmiyor ama velhasılı şöyle diyebiliriz. Yani Kırgızların varlığıyla ilgili mesela Miller'in Sibiryan Tarihi adlı kitabında şey diyor. Yani Kırgızların bu Yenisey'de Minusu ya da işte Minsu dediğimiz vadide ataları orada yaşıyordu. Daha sonra buralardan göç ederek işte Tanrı Dağları'na sonra da en sonunda bu Tanrı Dağları'na geliyorlar. İşte 13. yüzyıla kadar bu civarlarda yaşıyorlar. Daha sonra da işte bizim bu bahsettiğimiz yani bugünkü Kırgızistan'a göç ediyorlar diye görüşler var. Kırgız adıyla ilgili de aynı şekilde çok farklı görüşler var. Mesela en basitinden şöyle bir mesela Kırgız'ın aslında kırılamaz, yenilmez, bükülmez anlamında Kırılgıstan geldiğini bu fiilden kısalarak Kırgız olduğu görüşü var. Mesela birçok Kırgız da bunu kabul ediyor. Evet diyor biz kırılmayız diyor. Yani tarih boyunca nice savaşlar, badireler başımızdan atlattık. İşte Sovyet Emperyalizmi çarlığıyla, Stalin'in zulmüyle, represyasıyla mücadele ettik. Biz kırılmadık. Evet biz buyuz diyorlar. Yani kırlarda gezen Kırgez olduğu söyleniyor. Kırk Oğuz'dan türediği söyleniyor. Ki buna da mesela şeylere değinmeyeceğim. Hani bu fikirler doğrudur, yanlıştır kısmına değinmeyeceğiz. Ama mesela işte Türklerdeki bu sayıların önemi açısından Kırk Oğuz'dan olabileceği görüşü var. Ya da işte bu kır sözcüğün aslında
işte Kırgızların eskiden sarı saçlı mavi gözlü olduğunu ve dolayısıyla bununla alakası olduğu gibi birçok görüşler var. Ama tabii ya genel olarak halk etimolojisi ve bu bilimsel etimolojilerin neticesiyle şöyle kısaca toparlayacak olursak, yani yaklaşık 3. yüzyıllarda büyük bir kağanlık kurmuş, Kırgız Kağanlığı'nı kurmuş, Uygurların saltanatını yıkmış, her zaman savaş içinde olmuş, Bilge Kağan'ın o Türk abidelerinde, yazıtlarında uykuda bastığımız dediği, yani uyurken bastık dediği Kırgızlar bugüne kadar varlıklarını devam ettirmişler ve bugün de Kırgızistan'da bağımsız olarak hayat mücadelesi, varlık mücadelesini devam ettiriyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Kırgızlar Türk halklarının en köklü olanlarından bir tanesi. Bu nedenle de aslında insanlığın manevi mirasında çok büyük katkıları olduğunu ifade etmek isterim. Sizce ne tür katkılar yapmışlardır insanlığın manevi mirasına? Yani aslında bu noktada ben biraz belki bazı dinleyicilerimiz kızacaktır ama ya bu noktada benim için birleştirici nokta önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz önemli. Belli bir döneme kadar zaten Türk olarak dünyaya birçok şey vermişiz. Maddi manevi birçok katkılar sağlamışız. Bunları işte Kutadgu Bilig'den bahsedebilirsiniz, Nehcül Fedaris'ten bahsedebilirsiniz, Köroğlu Destanı'ndan bahsedebiliriz. Cengiz Aytmatov'dan bahsedebiliriz. Bunu ben sadece şey için demiyorum. Mağçan Çubabay'dan tutun da birçok muhteşem insanlar ve bu muhteşem insanların muhteşem emeklerini ortaya koymuşuz. Biraz özele inecek olursak Kırgızlar, yani bizim mesela belli bir dönem ayrılana kadarki dönemle, bunu ben üniversitede hocalarımla da konuştuğum zaman, rahmetli dedemden de dinlediğim zaman onu da gördüm. Ben o noktadayım hep. Rahmetli üniversitede, Kırgızistan Üniversitesi'nde hocam vardı. Karpoz diye, Kanof diye. Allah rahmet eylesin. O söylemişti. Yani Ruslar gelmeden önce ben Özbek topusunu giyerdim. Özbekler de benim kalpağımı giyerdi. Ve dolayısıyla bizim mesela ya Özbek topu giyer, Kırgız kalpak giyer diye bir şeyimiz yoktu. Sonra Sovyetler Birliği geldikten sonra nedense işte kalpak Kırgız'ın, topu Özbey'in, dombra Kazak'ın, kopuz Kırgız'ın, dutar Uygur'un gibi şeyler oldu diye çok hayıflanırdı. Birlik beraberliğimiz için. İşte o, yani bugün öyle bir şeydi ki, hani bu manevi hazine bağlamında Köroğlu Destanı'nın her tarafta varyantını bulabiliyorsunuz. Yani Kırgızistan'da var, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de. Hatta yani onu söyleyeyim, yani Afganistan'ın biz Pamir bölgesinde yaşayan küçücük Kırgızlar'da bile Köroğlu Destanı'nın varyantını bulabiliyorsunuz. Bugün mesela oynanan bütün oyunlar, gelenek göreneklerimiz, işte bu dünyaya kattığımız renk aslında hepsi ortak. Kırgızistan özelinde bir Manas Destanı'ndan bahsedebiliriz. Cengiz Aytmatov'dan bahsedebiliriz. Yani bütün dünyaya mal olmuş. Sadece işte ben onu hep diyorum, sadece Kırgızlar için değil, bütün Türk dünyası için övünç kaynağı olan, bizim ata yadigarımız olan, bize atalarımızın miras bıraktığı ve dört elle sarıp koruyup kollayacağımız ve faydalanacağımız işte Manas Destanı'mız var, Cengiz Aytmatov'umuz var. Bunlar Kırgızların son bugüne kadar ulaştırdığı diyelim çok büyük miraslar. Manas Destanı'nı biliyorsunuz. Yani dünyadaki en büyük destan, kimsenin boyu ölçüşemeyeceği bir destan. Ya haddi bile olmaz, bunu açıkça söyleyebilirim. Ki öyle bir şey ki, yani Manas Destanı'nı bugün tutup büyük bir manasçımız çıkar, bunu 1 milyon mısraya ulaştırır, bütün dünya bakar.
en yakın zamanda, geçen seneydi biliyorsunuz, Devletbek Sıdıkov 16 saat hiç durmadan aralıksız Maras destanı söyleyerek Guinness Rekorlar kitabına gitti. 16 saat hiç durmadan ve doğaçlama olarak. Yani bunun özü bile ne kadar büyük bir katkı olduğunun göstergesi. Yani 16 saat boyunca hiç durmadan doğaçlama bir şekilde. Yani ezberlenmemiş bir metinle Manas destanını anlatmak, Manasçılık geleneği. Cengiz Aytmatov dediğimizde zaten hani bütün dünya Cengiz Aytmatov biliyor. 180 farklı dile çevrilmiş, her ülkede, her ırkta, her dinde, dilde, düşüncede kendine yer bulmuş ve Türk'ün dünyasını, Türk'ün iç dünyasını, felsefesini, doğaya, yaşama bakış açılarını muhteşem bir şekilde yansıtmış. Sadece romanları dışında mankurt diye bir kavramı dünyaya kazandırmış bir yazar. Yani bugün biz mankurtizm diye bir kavramdan bahsediyoruz. Mankurt diye tiplerden bahsediyoruz. Bu açıdan hani ben kısaca bu ikisini diyebilirim ki bu ikisi de özelinde Kırgızların zenginliği ise genelinde Türk dünyasının baylığı diyelim, zenginliği diyelim. Aslında çok derinlikli bir kültüre sahip Türk milleti, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bazı dönemlerde Türkleri kültür açısından yıkmak isteyen devletler de oldu. Bunlardan bir tanesi de maalesef ki Sovyetler. Kırgızistan'da, yani Kırgız Türkleri de uzun zaman Sovyetlerin hakimiyetindeydi. Bu durum sizin kültürünüzü nasıl etkiledi? Yani diğer Türk devletleri özelinde de ifade edebilirsiniz. Ve bağımsızlık sonrası süreçte neler yaşadınız? Ya şimdi 1991 yılına kadar, yani 1917'deki Bolşevik devrimi sonrasında Türk coğrafyasının Ruslar tarafından işgal edilmesi ve akabinde getirdiği politikalar, siyasetler, yürüttüğü siyaset tamamen işte yani palavrası şuydu, yani ben öyle diyorum, özür diliyorum izleyicilerimizden, halkların kardeşliği palavrasıyla insanları kandırdılar. Halbuki tamamen dayattıkları şey, yani şöyle birazcık açayım, yani o dönemde Sovyetlerin getirdiği politikalara karşı çıkan insanların hepsi şunu diyordu: ya ben Kırgızım, ben Kazak'ım ve dolayısıyla ben Kazakça mı konuşmak istiyorum, Kırgızca mı konuşmak istiyorum, ben Müslümanım, dolayısıyla ibadetimi yerine getirmek istiyorum diyordu. Sovyetler Birliği'nde böyle bir niyeti yoktu. Sovyetler Birliği diyor ki halklar kardeş olacak, halklar kardeş olacak bilmem deyip işte dine saldırdılar, kültüre saldırdılar, dile saldırdılar ve hepsini yok ederek aslında yani en büyük ırkçılığı, faşizmi Ruslar yaptı. Her alanda bunu etkilemeye çalıştılar. Böyle bir zaman geldi ki kendi kültürünüzü, kendi dilinizi konuştuğunuz zaman size diğer insanlar kötü gözle baktılar, cahil dediler, ne bileyim başka sıfatlar yüklediler. Yani köyden Kırgızca konuştuğunuz için ben rahmetli hocamla hep anarım, kendisi anlatmıştı. Kendisi Kırgız dili profesörü, Özbekçeyi de çok iyi bilen, karşı tarafa eserler yazan çok önemli birisi anlatıyordu. Yani ben Kırgız dili dediğim için diyor beni sorguya çektiler. Sen niye Kırgız dili dedin, sen pantürkist misin? Yani Kırgız Kırgızca konuşuyor ama işte bu tür uygulamaların hepsi son derece çetindi. Yani ben anılarla, gerçek şahitlerle bunları size aktarmak istiyorum. Şahit olduklarımla, yani faraziler belki yanlış aktarırım noktasında, 1993'te Kırgızistan'dan bağımsız olduktan sonra Kırgızistan'dan iki kişi geldi. Sonra annemler bana tanıttılar. Dediler ki bunlar senin dayın. Ben dedim ki benim böyle dayım yoktu ki, yani nereden çıktı bu dayı? Gerçekten de oluşan şey bu. Nereden çıktı bu dayı? İşte anlattılar. Başımızdan geçen olaylar, ayrılıklar neticesinde ayrı kalmışız. O zaman tanıştık işte.
O zaman rahmetli Süleyman Kozubek dayım şunu söylemişti. Ya öyle bir zamandı ki diyor, yani baba oğluna güvenemez duruma gelmişti. Baba oğlundan korkar duruma gelmişti. Ben namaz kılmak için dağlara çıkıp etrafı kolaçan edip namazımı kılıp geliyordum diyor. Kültürel öğelerimizi mesela Cengiz Aytmatov'un eserlerinde çok rahat karşınıza çıkabilir. Yani diyor ki mesela işte Sovyetler ya da işte hani iyi kötü kahramanlar, karakterler noktasında, ya diyor işte sizin düğünleriniz ne biçim, işte dans etmiyorsunuz, şunu etmiyorsunuz, bunu etmiyorsunuz vesaireleri anlattığı zaman diyor ya doğru düzgün diyor biz ölümümüzü bile doğru düzgün gömemez hale geldik diyor. Ya gerçekten de öyle. Ya Sovyetler Birliği her ne kadar yani barışçıl, sevecen görünse de işte okullar açsa da, yollar kursa da diyelim, fabrikalar açsa da velhasılı yani kültürel bağlamda değil, din, inanç bağlamında yok etmeye yönelik politika sürdü ama bu halkların hiçbiri buna müsaade etmedi. Yani mecburen de olsa onların dediklerini yaptılar ama içlerinde hepsini sakladılar. İşte 1991 senesinde Kırgızistan bağımsız oldu. 1992 Şubat'ında biz Kırgızistan'a gittik ilk senesi. Yani vakit olur sorunuza denk gelirse o dönemlerden de kısaca bahsederiz. Gittik bir baktık ki herkes Kırgızca konuşuyor. Kırgızca konuşmayan neredeyse bulamıyorsunuz. Ve öyle güzel bir duygu ki bu. Yani bir zamanlar işte o Bişkek'te ya da işte Kazakistan Almatası'nda, Taşkent'te Özbekçe konuştuğu için hor görülen, vay işte köylü herhalde bu Rusça konuşamıyor diyen bütün insanlar Kırgızca konuşuyordu. Milli kıyafetleriyle dolaşıyordu hanımlar. Biliyorsunuz milli kıyafetlerimizi. Annelerimiz öyle dolaşıyorlar. Büyüklerimiz öyle. Ve o içinde aslında bir yerde Türk'ün içinde patlamaya yüz tutmuş, volkan haline gelen o bütün özlemlerimiz bağımsızlıktan sonra ortaya çıkmıştı. Yani hepsi yaşatıldı. Her ne kadar yaşatmamak için çok çaba gösterse de Ruslar, ki mesela represya döneminde Kırgız kültürünü, dilini, edebiyatını, Kazak kültürü, Özbek, bunlar hepsi için diyebilirim, yaşatmak için çaba gösteren Makcan Cumabayev, Makcan Cumabayoğlu, Alıstaga Bavrum diye ağlayan Makcan Cumabay, Kasım Tınıstanov, Kölböründen, işte Süleyman Çolpan, bu şahsiyetlerin hepsi bizim için, bizim varlığımızı sürdürebilmemiz için aslında hayatlarını hiçe saydılar. Bu noktada da işte Cengiz Aytmatov da öyle muhteşem bir şey yaptı ki, o da dedi ki ben yaşayarak Rusların gözüne, gönlüne soka soka dedi, Türk kültürünü, Türk dünyasını, düşüncesini ölümsüz kılacağım ve hepiniz alkışlayacaksınız dedi. Ve Sovyetler alkışlaya alkışlaya Cengiz Aytmatov işte yani düşmanın arasında bir aslan gibi bizim kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi yaşatarak bugüne kadar getirdi. Aslında engellemeye çalıştığınız bir şey vakti geldiğinde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Türklerin bağımsız olması da aslında bunun bir örneği. Az önce ifade ettiğiniz halkların kardeşliği tabiri. Kardeş kardeşin inancını engeller mi? Kardeş kardeşin kendi kültürünü yaşamasını engeller mi? En basit tabiriyle. Az önce Cengiz Aytmatov'dan çokça bahsettik. Edebiyat uzmanlık alanınız olduğu için bağımsızlık sonrası Kırgız edebiyatında ne tür gelişmeler oldu? Belki Cengiz Aytmatov'u bu özelde de değerlendirebilirsiniz. Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Kırgızistan'da ya da Orta Asya'da bu 1917'den beri ya da ta kadim zamandan beri devam ede gelen Türk kültüründeki yazan, okuyan, bilenlere karşı saygı ve hürmet hep devam ede geldi. Biliyorsunuz yani Rusların
Orta Asya'yı işgalinde de ilk karşı çıkanlar, o Türk'ün bayrağını açanlar hep yazarlardı. Hep edebiyatçılardı. Hep okumuş insanlardı. Halkını aydınlatmak ve bu düşman zulmünden kurtarmak için. Bağımsızlık sonrası işte 92 yılında ben gittim, Şubat'ta gittim. Daha ilk yılı sıkıntılı dönemler ama hiç kimsenin umurunda değil. Çünkü sıkıntı dediğiniz şey hani bir şeyin varlığı veyahut da bir şeyin yokluğu çok çabuk telafi edilebilir bir şey. Ne bileyim yani bir markette çok lüks çikolata bulamazsınız ama şekerleme bulursunuz ve tadı ihtiyacınızı çok rahat bir şekilde giderebilirsiniz. Bağımsızlıktan sonra tabii ki ilk yıllarda doğal olarak yani şöyle bir durum söz konusu. Yani bu benim şahsi görüşüm olacak. Kabul ederler, etmezler dinleyicilerimiz ya da desteklerler ya da bize bilgi aktarlar. Onu bilemem ama bağımsızlık sonrasında doğal olarak yani bu ülkelerimizin ilk mücadele etmesi gereken bağımsız bir cumhuriyet olarak hayatlarını devam ettirebilmek, ya yani dünyaya ayak uydurabilmek, bağımsız birer cumhuriyet olarak bunun için çok çaba sarf ettiler. Hani çünkü bu cumhuriyetlerimizin bütün zenginlikleri, varlıkları Sovyet döneminde hep Moskova'ya akıyordu. Dolayısıyla hani elinizde avucunuzda da bir şey yoktu. Ya yani Kırgızistan'ın altını, buğdayı, hayvan işte et ürünleri diyelim, Kazakistan'ın buğdayı, Özbekistan'ın pamuğu, Türkmenistan'ın petrolü, doğalgazı, Azerbaycan'ın hepsi bunlar Moskova'ya gidiyordu. Dolayısıyla ellerinde de bir şey yoktu. Ve yetişmiş sağlam yani cumhuriyetin değerlerini taşıyıp onu aktaracak, bunu yaşatacak deneyimli kadrolara da aslında sahip değillerdi. Çünkü bunlar da Sovyetlerin politikasıydı. Yani Sovyetler güçlü, sağlam insanların çıkmasına da aslında müsaade etmiyorlardı. Yani bu geçmişteki insanları kötülemek noktasında demiyorum. Ama böyle insanların varlığı onların hep her zaman onlara tehdit oluşturuyordu. Yani dolayısıyla 92'den sonra, bağımsızlıktan sonrasında işte yani bağımsızlık öncesi şöyle bir şey var. Yani özellikle 1945'teki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde okuma yazma oranı, kitap yazma yazarlar çok sayıda artıyor Türk dünyasında, o coğrafyada ve bunlar devlet tarafından destekleniyor. Hani bugün mesela edebiyatçılar olarak bunların çoğunun şeyi eleştiriyoruz. Ya işte propaganda edebiyatıdır. İşte Komünist Parti'nin direktifi doğrultusunda, emirleri doğrultusunda yazılandır filan diyoruz. Biraz haksızlık ediyoruz. Evet. Hani şeydir. Neydi? Bir şey vardı. İşte komşunun eşeğini komşu ıslık çalarak ararmış filan ya. Yani o misal hani o zamanları, o dönemleri yaşamayan insanlar için bir şeyleri söylemek ya işte şöyle böyle de demek çok olay oluyor. Tabii o dönemlerde dediğim gibi yani Sovyetler işte belirlenmiş konularda ya da Sovyet ideolojisine ters gelmeyecek konularda yazan hemen hemen bütün yazarlar devlet tarafından destekleniyor. Kitapları basılıyordu. Bağımsızlık sonrasında dediğim gibi yani yeni bir devlet kuruyorsunuz. Yepyeni doğmuş bir bebek aslında bu bağlamda. Bunu işte belli bir sürece kadar getirmek, emeklemesini sağlamak, sonra yürütmek çok zordu. Bu noktada yani bu dönem edebiyatı, tabii edebiyat tarihi süreç biraz zaman alan bir şey. Yani mesela 90 bağımsızlık sonrası edebiyatlarda elbette bazı yönleriyle değerlendirebilirim. Şu var, iade-i itibar var edebiyat ve edebiyat sahasında. Geçmişe dönüş var. Ataların miras bıraktığı bütün değerlerin yeniden o küllerin arasından çıkartılıp parlatılması var. Yani bir nevi öze dönüş var bu açıdan söyleyebilirim.
Tabii bu dönemlerde hani edebiyatçılar, yazarlarımızın çoğu da bir yerde işte Cengiz Aytmatov da biliyorsunuz hani bir diplomat olarak elçiliğe gitti. Diğer Kasım Süleymanovlar ve de diğer birçok yazarlarımız bugün de bu şekilde devlet kademesinde devlete hizmet ve Türk dünyasının birlik beraberliğine hizmet noktasında çok çabalıyorlar. Ama ilk o 92 ile 2000 yılları 96 yılları arasında ben orada olduğum için söyleyeyim. Yani kitap basımı, yazarların kitaplarını bastırılması biraz sorunlu hale gelmişti. Çünkü devlet bunlara kaynak ayıramıyordu eskisi gibi. Aynı zamanda da yani devletin de bir yerde işte parayı harcayacak başka birçok yeri vardı. Öyle de diyebilirim. Ama bu dönem biraz duraklama dönemi olsa da özellikle gazete ve dergilerde daha çok işte bizim bağımsızlık yolunda kat ettiğimiz, verdiğimiz mücadeleler yavaş yavaş işlenmeye başlandı. Yani son zamanlarda biliyorsunuz yani eski dönemlerde yasaklanmış eserler gün gördü, yayınlanmaya başladı. Eski kitaplar yeniden yayınlanmaya başlandı. Bunun dışında işte mesela 1919'du yanılmıyorsam, tarihten yanıldıysam özür diliyorum. Mesela Kırgızistan'daki Ürkün olayı var. Yani Ruslara karşı mücadele verip Çin'e kaçış dönemi. Bunlar edebiyatta günümüzde dile getirildi. Kazakistan'da bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. Biliyorsunuz Kazakistan hani Türk dünyasında çok önemli şahsiyetler noktasında filmler de yapıyor. İşte Tomlinson var, Tomlinson Hatun var. İşte Kırgızistan'da da Kurmancan Datka'nın filmi çıktı. Kurmancan Datka'yı biliyorsunuz işte Türk dünyasında aslında kadının ne derece değerli olduğunu görmek açısından çok önemli. Yani çünkü Türk'ün dünyasında kadın öyledir. Yani yanınızdadır, arkanızda değildir. Hep yanınızdadır, omuzdaşınızdır. Manas Destanı'nda da öyledir Kanikey. Ve sonrasında hep öyledir. Bununla ilgili mesela onların bu Türk toplulukları için yaptıkları hizmetler ortaya çıkarıldı. Biliyorsunuz Cengiz Aytmatov babasıyla birlikte o represya dönemi vefat eden, öldürülen, katledilen aydınların mezarının bulunması. Yani biraz daha o kirli, Sovyetlerin kirli çamaşırlarının ortaya çıkılması, serilmesi gibi durumlar söz konusu. Evet, günümüzde çok genç yazarlar var. Çok önemli şairler, yazarlar var. Bunlar da işte bağımsızlık döneminin edebiyatına çok büyük katkılar sağlıyorlar ama yani çok fazla isim noktasında şeyim yok. Yani hatırlama noktasında biraz sıkıntım var. Ama genel olarak dediğimiz gibi yani bağımsızlık döneminde o işte bizim atalarımızdan kalan o eski ruhu yeniden alevlendirme noktasında edebiyat hayatına devam ettiriyor. Ama yine de sıkıntılar yok değil. Çünkü hani yazarlarımız, şairlerimizin hani maddi olarak desteklenmesi gerekiyor. Ya da maddi olarak sağlam olması gerekiyor. Bu noktada az buçuk sıkıntılar var ama ileride çok daha iyi olacaktır. Yani çünkü hani Orta Asya'da biliyorsunuz okuma yazma oranı çok yüksek. Yani çok fazla okuyorlar. Tabii bunu Sovyetler Birliği'nin kazandırdığı bir olumlu yön gibi söylesek de bir tarafında da zaten bizim sözlü edebiyat geleneğimiz zaten var ya. Yazıya aslında bir ihtiyaç duymadan devam ettirmişiz. Yani çocuğumuz doğduğunda ninni söylemişiz. Birisi vefat ettiğinde ağıtla ağırlamışız. Her şeyine adım adım her şeye türküler yapmışız. Dolayısıyla hani zaten biz söylemeyi bilen bir milletiz diyeyim. Böyle tamamlayabilirim.
Şimdi de dil konusuna geçmek istiyorum devlet ve toplulukları için. Aslında bence her Türk'ün yani en önemli hayallerinden bir tanesi, en büyük hayallerinden bir tanesi de Türk birliğinin sağlanmasıdır. Bunun için de Türk devlet ve topluluklarında dil birliği önemli. Alfabe birliği konusunda yapılan bazı çalışmalar var Türk devletlerinde. Kırgızistan'da ne durumda bu çalışmalar? Evet, yani bir zamanlar hayaldi. 1983'te mi 84'te, yani anılarımdan gidiyorum biraz da o anımsattığı için, yani tam hatırlamıyorum ama bir gittim, babam bana işte bir kışlık bir elbise alacaktı. Satan kişi şey yaptı, indirim yaptı. Ve dedik o kahrolası Brejnev öldü dedi, onun için indirim yaptım sana filan demiştim. Bazen işte bizim hayaller dediğimiz, ülkeler dediğimiz şeyler var insanı yaşatan. Hani birisi umut der, birisi hayal der. Sonuç itibariyle bugün Türk dünyası hemen hemen birçoğu bağımsızlığını kazandı. Beyler de bu daha da güçlenerek devam edecek, kazanacaktır inşallah. Tabii Türk Birliği işte yani bizim bütün hayalimiz o. Aslında Türk bir de yani biraz şey, hepimiz altımızda Aracıları biraz ortadan eksik var. kaldırmak gerekiyor galiba. Evet, arada ufak şeyler var. Bunları kaldırmak gerekiyor. Yani Türk bir de işte şunu bir sofrada bir oturmak gerekiyor. Yani biraz önce bahsettim. Yani biliyorsunuz yani bizim doğumdan ölüme kadar ki bütün uygulamalarımız, inançlarımız, yaşayış biçimlerimiz, felsefemiz, dünya algılayış tarzımız hepsi neredeyse bir. Yani ayrı bir şey yok yani. Ben geldim diyorum, siz de geldim diyorsunuz. İşte cedim diyorum, yedim diyorsunuz, jedim diyoruz. Sadece bir harf, sadece bir ses. Ha, bunu bazen öyle deyince hani bazılar düşünüyor ya bu kadar kolay değil filan diyor da aslında bu kadar kolay. Yani istedikten sonra zor bir şey yoktur. Çünkü öğrencilerim bazen soruyorlar işte Kırgızcayı nasıl öğreneceğiz? Bu tabii öğrencilere moral olsun diyorum. Yani Türkçedeki bütün ye ile başlayan kelimeleri çe ile söylerseniz Kırgızca söylemiş, öğrenmiş olursunuz diyorum. Gerçekten de hemen hemen öyle. Mesela yıl diyorsunuz, cıl, yılkı, cılkı, cok, yok, çay çay mesela bunun gibi. Ya dil aslında hani tabii şimdi öyle bir şey ki dil insanlar arasında anlaşmaktan ziyade insanın kendi duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde, en rahat, en açık bir şekilde ifade etmek için bir araç. Dolayısıyla yani biz bu noktada bir dil birliği nasıl sağlanır noktasında biraz önce size bahsettiğim o babamın mektubu gibi bir resmi yazı dili noktasında bir birliğin önce sağlanması bence çok daha mantıklı, çok daha düzgün, çok daha doğru olacaktır. Çünkü yani diyorum ya, ya insan nasıl kendini ifade etmek istiyorsa bunu tercih ediyor. Yani siz bu dil noktasında kimseye kolay kolay müdahil olamıyorsunuz. Ne yapayım diyor mesela. Ne yapayım de diyorum. Hayır diyor mesela. Ne yapayım dediğimde diyor. Ne yapayım dediğimdeki o şeyi, duyguyu aktaramıyor diyor kendince. Ya da biz konuşma dilimizde hep diyeceğiz. Bakacağız, göreceğiz, gideceğiz, geleceğiz diyoruz. Ama o bir zamanların bahsettiğimiz o İstanbul beyefendi Türkçesi ya da İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe günümüzde kullanılan çok az. Ya temsilci kalmadı. Çünkü dediğim gibi yani dil bir kendini ifade etme aracı. Dolayısıyla dil hep kolaya kaçar, kolayı ister. Bu noktada mesela bizim öncelikle yazı dili noktasında bir ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü ben biliyorum Gaspar Ali İsmail Bey, Allah rahmetler etsin, işte dilde fikirde işte birlik diyen Gaspar Ali İsmail Bey'in o sarayda çıkardığı ya da Kazan'da çıkan gazete ve dergiler İstanbul'da
Doğu Türkistan'da, Urumçu'da, Khotan'da okunup anlaşılabiliyordu. Bakın, konuşulmuyordu. Okunuyordu ve anlaşılıyordu. Ya bizim aslında şiarımız temel, ilk olarak bizim yapmamız gereken bu. Ortak olarak anlaşacağımız bir dil, yazı dilimiz olacak. Hani ben mesela bir yazı yazdığım zaman Türk dünyasındaki bütün, yani Türk'ün olduğu her yerdeki Türk bunu okuyup anlayabilmeli. Öncelikli bu. Bunu sağladıktan sonra hani işte 350 milyon, 400 milyon insan aynı şekilde konuşacak diye gerek yok. Bu birliği sağladıktan sonra diğeri de kendiliğince oluşur. Dolayısıyla yazı dilini anladığınızda konuşma dili de yavaş yavaş kendiliğinden anlaşılır olur. Bunu şöyle diyorum. Mesela bizim köyde Kırgızca konuşuluyor, Türkçe konuşuluyor. Bazen arkadaşlara takılıyorum. Diyorum ki hiç diyorum Türkçe katmadan, Türkiye Türkçesinden kastediyorum. Türkçe katmadan Kırgızca konuş diyorum. Diyor ki söylüyorum ya diyor. Söylüyorum. Yorum tarafı Türkiye Türkçesindeki. Söylemek Kırgızca. Diyorum Kırgızca konuşmadın Türkçesi. Hayır diyor Türkçe söylemiyorum diyor. Bakın. Söylemek Kırgızca. Peki yine Türkçe. Tarafı Türkçe. Türkiye Türkçesi. Ama bu evet. Ya aslında Türkçe. Buradan kastetmek istediğim şu. Ya öyle bir zaman oluyor ki bu lehçeler arasında artık herkes anladığı için bunun çok bir önemi kalmıyor. Söylüyorum diyor. Bizim mesela burada da ya da köyde de aksakallarımızla işte televizyoncular filan röportaj yaptığında Türkçe konuşuyorum diyor ama Türkçe bir eki var işte. O geliyoruz diyor, gidiyoruz diyor, kılıyoruz diyor mesela ve anlaşılıyor, anlıyor, bir sıkıntı olmuyor. Ha, dolayısıyla ya bizim bu birlik konusunda çok büyük sıkıntımız olmak ama ya benim şeyim ya buna baş koyan insanlar lazım. Ya yani bunun için baş verecek insanlar lazım. Yoksa yani olmaz. Yani ben hep diyorum yani Nesimi gibi derisini omzunda taşıyacak adam lazım. Marcan Cumabay gibi başını işte koltuğunda taşıyacak adam lazım. Kasım Tınıs Tanuf gibi insanlar lazım. Yani yoksa bir iki tane bilimsel, ya bunu şey olarak söylemiyorum, hocalarıma saygısızlık da etmeyeyim yani yanlış anlaşılmasın. Ya bu birkaç bilimsel bildiriyle, sempozyumla, kongrelerle olmaz. Yani bunu oturup ciddi ciddi koşacaksın. Yani geçeni gündüze katacaksın. Öncelikle ortak bir yazı dili. Herkesin, Türk dünyasında herkesin okuyup anlayabileceği bir ortak yazı dili oluşturmak, dilini oluşturmak gerekiyor. Bunun için de gerçekten hani bu lehçelerin tümüne vakıf, bu lehçelerin tümünü bilen, anlayan, sadece bir kelimenin anlamı bir tane anlamı yok. Yani yüzlerce. Sadece mı takısının bile, yani soru ekimizin bile Türkçe'de onlarca, yüzlerce anlam katabiliyor cümleye. Dolayısıyla bu noktada bizim bu lehçeleri çok iyi bilen, bunu lehçelere vakıf, konuşan, hatmetmiş, bunlarla yoğrulmuş insanlarla çalışmamız gerekiyor. Olacak. Yani çabalar yok değil. Yani çok büyük çabalar var. Yani TÜRSEV var, Türk Dünyası Vakfı var, bunun gibi birçok sizler varsınız, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Tabii yani bu işler kolay değil. Yani bizim başaracağımız dediğimiz iş bir pasta kek değil. Yani bizim başarmak istediğimiz şeylere belki de insanlar yüzyıllarca planlarla ancak gelebildiler. Biz daha bu yolun başındayız. Yani 20-30 yıldan bahsediyoruz. Yani 20-30 yılda şöyle dersek, yani öğrenci sıfırdan başlayan bir gencimiz, yani ancak yeni yeni bir iş sahibi olmuş oluyor. Yani dolayısıyla biz çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Türk Birliği'nden bahsediyoruz. Öyle kolay değil. Tarihe şan vermiş, tarihin her alanında her zaman varlığını sürdürmüş millet. Şimdi bizim mesela bu sadece sizle bizde de olan bir şey değil. Hani bunu istemeyen de bir sürü şey var. Ha, onları da göz ardı edemeyiz. Hani siz yapmak istersiniz, ben yapmak isterim de başkaları buna müsaade eder mi? Ya
ya da bunu ne derler? Kösteklemek, köstek koymak, engellemek istemezler mi? Elbette ki isterler. Çünkü bizden hep çekinirler. Hani barbarlar işte aynada kendilerini görüp bizde barbar diyen barbarlar bunu istemezler. Ya çünkü bizim tarihimizde gelenek görüneğimizdeki bütün güzellikler aslında hata bizde. Biz gösteremiyoruz. Biz bunu ortaya koyup yansıtamıyoruz. Yani en basitinden bir konukseverliği, ya bizdeki konukseverliği nerede bulabilirsiniz? Yani Türk'ün konukseverliğini nerede bulabilirsiniz? Hiçbir yerde bulamazsınız. Yani buna birebir şahit olan insanlardan biri olduğum için hiçbir yerde bulamazsınız. Bu bile başlı başına medeniyet, kültür dediğimiz şeye katılan şeyin değerini, önemini göstermesi açısından çok önemli. Sözü çok mu uzattım acaba? Estağfurullah, biz keyif alarak dinliyoruz size. Eminim izleyicilerimiz de o şekilde dinliyordur. Benim size soracağım diğer soru aslında lehçelerle ilgiliydi. Ama ben cevabımı aldım galiba. Farklı Türk lehçelerinin iletişimi zorlaştırdığını galiba düşünmüyorsunuz. Bu arada bir şey daha söyleyecektiniz. O cümlenizi de alabiliriz. Evet. Bu alfabe konusunda o benim yüreğime dert olan şey bu. Alfabe dediğimiz şeyi çok abartmamak lazım diyorum ben. Çünkü bizim amacımız burada bir birlik sağlamaksa, yani fonetik ya da ses bilgisi açısından o küçücük nüans farklarını inceleme işini ses bilime bırakabilirsin, akustik ses bilime bırakabilirsin, fizyolojik ses bilime bırakabilirsin, istediğine bırak. Bizim amacımız bu değil. Yani bizde mesela Türkçedeki 29 harf, işte 30-32'ye çıkar kullanabilirsin. Yeterli olur. Bir gün Kırgızca'daki bütün sesler, Kırgız Türkçesi noktasında diyorum, Türkiye'nin her coğrafyasında var olan sesler. Kazakistan'da da öyle, diğerlerinde de öyle. Şimdi öyle bir şeyler çıkarıyor ki bu aslında benim Orta Asya'daki alfabe, en son Kırgızistan'da Güzura hocam mıydı? Adını yanlış söylediysem başlasın. Bir alfabe çalışmasını gördüm. Son derece mantıklı ve son derece iyi birleştirici bir alfabeydi. Hani ne diyorlardı? Neydi? Sakalımız yok ki dinlesinler filan derler ya. Ya bu noktada mesela Orta Asya'da özellikle bazı ülkelerimiz için şunu söyleyebilirim. O Ruslardan kalan bazı etkileri hala atamamışlar. Hala o şeyi atamamışlar bu alfabe ve ses konusunda. Ya biz alfabe diyelim ki işte Özbekçe'de mesela 2-3 tane A var. Birisi UA diye bir A, birisi A diye A, birisi E diye bir A. İşte E var, bir de E var, bir de şu var. Ya bu kadar abartmaya gerek yok. Bunlar konuşurken zaten yani bunu bilimsel ölçütlerinde şunu görebilirsiniz. Yani sizin telaffuz ettiğiniz, sizin çıkardığınız A ile benim A zaten bir değil. Yani sizin A'nız çok daha güzel, benimki daha kaba olabilir. Ya da diğer bir arkadaşımızın ya da sizlerin mesela bir kadın olarak sizlerin çıkardığı sesler daha ince, bizim daha kalın olabilir. Ya bunlar çok önemli değil. Ya bizim bu alfabe birliği noktasında maalesef Türkmenistan'ı ben Kazakistan'ı biraz düzeltmeler sokulacak dedi. Azerbaycan'ı bu noktada ben buldum. Yani onlara küstüm. Çünkü yani kızamazsınız, haddiniz değil. Bazı küselim de hani dağın haberi olmasa da tavşan küssün diye küstüm çünkü şey yapmadılar, dikkat etmediler. Yani bu birliğimizi kuvvetlendirecek adımlar atmak gerekiyordu. Ya gerekirse ben şu E'yi atarım demeliydi. Yazı dilimizde birlik olsun. Yani konuşurken E diye desin ya. Fark etmez ki. Azerbaycan Ali diyor. Biz mesela Ali diyoruz. Kırgızca'da Ali diyor yani. Ali diyor. Ya çok bir sıkıntı değil. Yani bir A bir E'nin işte şapkası olacak, altında işaret olacak, şu olacak, bu olacaklarla alfabeler türettiğiniz zaman hani şimdi Türkmenistan Latin alfabesi geçti. Y var.
Bunun bir tanesi ye, üstüne bir çizgi çekmiş. Diyor ki bu ı. Ya diyorum Türkiye Türkçesindeki şu garibin ı'nın ne suçu var? Abi bir tane ı çiz. Bunu ı diye kullan. Bunun bir sorun nedir? Latin diyorsa zaten Türkçe Latin kökenli. Yok illa Avrupa'ya etseniz Türkçedeki ı'yı al. Yani bundan şey olmasa kardeşinden al. Ya gidip işte bu pasaportlar ve evrakların İngilizce yazılmasında da böyle çok şeyler uygulanıyor. İşte bu noktada da belki mesela Türk dünyasını birleşerek ya Türk'ün dilini, Türk'ün dünyaya koyduğu, duyurduğu sesini, o bülbül avazını korumak noktasında ya bir şeyler yapılabilir yani. Zor bir şey değil. Alfabe konusunda maalesef Kırgızistan alfabesinden ümitliyim çünkü Kırgızistan'da alfabesinde de Türkiye Türkçesindeki seslerden çok fazla farklı ses yok. Bir nazal ne var işte. Ege tarafında ne örüyorsun, niye diyorsun dediğimiz bu ses dışı. Daha çok bir fark yok. Ya ben bazen arkadaşlarıma diyorum ya işte kaf diyorsun, kef diyorsun diyorum. Ya bu çok önemli değil diyorum. K'nin yanına A koyarsan K olur. E koyarsan K olur, incelir. Bu kadar basit diyorum ama ya tabii bu benimki şey gönülle ilgili bir şey. Yani Türk dünyasında bu tür bir harften ya da bir işaretten ayrılık olmasını istemediğim için öyle söylüyorum ama tabii bu bilimsel olarak çok farklı şeyler yapıyorlar. Ona da diyecek bir şeyim yok. Ama o alfabe birliğinin noktasında maalesef yerlerdeyiz yani. Kötü durumdayız bence. Evet, ben ortak tarih yazıcılığı konusuna da değinmek istiyordum. Çünkü dünyada farklı coğrafyalarda yaşadıkları için Türkler elbette farklı tarihi süreçlerden de geçtiler. Ama ortak tarih yazmak için de yine alfabe birliğine dönüyoruz değil mi? Ortak evet. Tarih yazıcılığı konusundaki çalışmaları ne düzeyde buluyorsunuz? Yeterli görüyor musunuz? Ya şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim yani bunlar benim hepsi şahsi fikirlerim olacaktır. Yani görüşlerim olacaktır. Abi bu konularda çok bilimsel şeyler, tarih pek alanım olmadığı için diyorum. Ama yani Türk dünyası tarihiyle ilgili çok derin, detaylı, ayrıntılı, güzel, iyi, sağlam çalışmalar yapılabilmesi için maalesef bizim Çince'yi de iyi öğrenmemiz gerekiyor. Rusça'yı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bizim özellikle mesela Türkiye'deki tarihçilerimizin Çince'yi, Rusça'yı, hadi Çince çok zor diyelim, Rusça'yı çok iyi bilmesi gerekiyor. Ya da işte Rus, Türkçe'yi bilen Kırgız, Kazak, Özbek, Türk aydınlarının bu Rusya'daki kaynakların hepsini oturup çevirmesi, bunları yayınlaması, buralardaki o ortak noktaları bulması gerekiyor. Yani işte o Çarlık dönemi ya da işte belli bir dağılma sürecinden öncesinde bakıyorsunuz ki edebiyat kültür alanında hiçbir şekilde farklılığımız yok ama tarih sürecinde biraz değişmeler oluyor tabii. Şimdi hep işte Sovyet döneminde hep o bahsettiğimiz ayrılık gayrılık zaten oturtulmuş. Şimdi bunu insanın fıtratı böyle işte. Yani bunu birden bir kenara atıp da ya hep kardeşiz deme noktasında da sıkıntı çıkıyor. Ama ortak tarih bilincinin sağlanması noktasında evet. Yani şunu ben bazen dediğimde biraz önce de söylemiştim başta. Hani Manas sadece Kırgız'ın değil, işte Türk dünyasının ortak değeri dediğimizde buna herkesin evet demesi gerekir. Yani Kırgız'ın da buna evet demesi gerekir. Ama bazen çıkıyorsunuz işte farklı bir şekilde hani buna milliyetçilik derseniz bu milliyetçilik de değil de ya diyor Manas işte Kırgız'ındır diyor nasıl böyle bir şey diyebilirsin. Ya bu işte bizi ayıran şeyler bu. Bunları bizim şey yapmamız lazım. Mesela Kazak tarihinde vardır. İsmini unuttum. Bir Kazak edebiyatında bir Devlet Han ya da Devletyar diye bir emek var, çalışma var. Kazakistan'da yayınlanıyor ama kahramanı Özbek Hanı, işte düşmanlarla mücadele eden Özbek Hanı'nı anlatıyor. Dolayısıyla aslında o tarih birliğimiz işte Sovyetler dönemine kadar aslında belki de hemen hemen bir.
Ondan sonraki dönemlerde de o tarihi süreçte bu birlikleri sağlamak aslında çok da zor değil. Yani çünkü bizim mesela yazılı kaynaklarımızda neyin ne olup bittiği önemli ama şu anda mesela 91 bağımsızlık dönemine kadar bir de böyle bir durum var. 91'e kadar yani bu ülkelerimizin bağımsızlık alana kadar Sovyet ideolojisinin o politikası gereği Kırgız tarihi doğru düzgün okutulmuyor. Ya da Kazak tarihi doğru düzgün okutulmuyor işte. Diyor ki bu şeyi vardır. Kırgız Sovyet edebiyatı ya da Kazak Sovyet tarihi diyor. Yani Kazakların Sovyet döneminde, Kırgızların ya da Özbek, Azerbaycan Sovyet dönemindeki tarihi diyor. Sizin geçmişinizle bütün bağınızı koparmaya çalışıyor zaten. Hani bir Manas dediğinizde vay işte bu Pantürküs diyor. Ya da işte Balasagun dediğinizde, Kutatku Birlik dediğinizde hemen bunlar karşı çıkıyor diyor, siz Pantürküs'ü mü yapıyorsunuz diyor. Dolayısıyla bu birlikler aslında çok şey sağlanmayacak bir şey değil. Buna işte ya belki de hani bu konuları siyaseti vesaireyle pek şey olmadığı için bilmem ama ya bunun devlet politikası olması gerekiyor. Yani ortak tarihin, ortak dilin oluşturulması, bütün devletler ortak bir politikası olması gerekiyor. Yani bakın ya işte Avrupa işte Euro ile birleşiyor, işte şununla birleşiyor. Tabii onların ebedilikleri sadece çıkar üzerinedir. Ona bir şey diyemem ama biz ebedi olarak dost ve kardeş topluluklar olduğumuz için ya bu noktada çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani yoksa olmaz. Hani şöyle bir şey var ama ya biz kardeşiz diyoruz da yani sizinle biz kardeşiz evet de ya ben kardeş olarak size ben derdimi anlatmam gerekiyor. Siz bana kardeş olarak dostunuz kim, düşmanınız kim, neye, kime, nasıl davranacağım bana söylemeniz gerekiyor. Benim de size bunu söylemem ve buna göre ortak politikalar üretmem gerekiyor. Yani sizin mesela işte diyelim ki işte Türkiye'nin düşmanı kimdir? Türkiye'ye düşmanlık yapan kimdir? İşte şudur. Kim olursun? Ha, bana iyice anlatacaksınız ki ben de diyeceğim ki evet senin düşmanın benim de düşmandır. Bu kadar. Yani bu Türk dünyasında ortak tarih bilinci için mesela en basitinden halk edebiyatından başlanabilir. Yani Kırgızistan, Kazakistan'daki, Özbekistan'da, Türkmenistan'daki ozanları getirelim Ankara'ya, İstanbul'a. Bizim o aşıklarla, hep değmezlerle çalsınlar. Televizyonlarda, bütün kanallarda zorak yani mecbur yayınlasınlar. Bir defaya görsün yani her gün saçma sapan şeyleri izleyeceğine o az ozanlarımızı, aşıklarımızı görsün. Ha desin işte yani bu aşık ozan dediğimiz bak her tarafta birmiş. Demek ki bizim kültür olarak da tarih noktasında da her şeyimizin ne kadar yakın. Ya zaten kültür birliği olduktan sonra bu zaten tarih birliği de odur. Yani o kültürel birliği yakınlığı çok daha iyi sağlanırsa bu noktada da çok iyi şeyler yapılacaktır diye umut ediyorum. 28 Ocak 2021'de Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Çaparov seçilmişti. Sayın Sadır Çaparov'un Türk dünyasına bakışı nedir? Kırgız Türkleri Türkiye ve Türk dünyasına nasıl bakıyor? Biraz da günümüzden bahsetmek isterim sizinle. Evet. Evet, Sadır Çaparov, Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov da tantalanı bayağı bir sıkıntılı bir süreç sonrasında Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yani biliyorsunuz işte hapisteydi, çıktı, devrim oldu. Bu noktada Kırgızistan bir sabitlik maalesef kazanamadı. Tabii sıkıntılar oluşuyor. Sadır Japarov'la ilgili döneminde işte milletvekili olurken vesaire Kırgızistan için çabalayan bir şahsiyet olarak az çok tanıyorum. Bunun dışında hani doğal olarak şunu söyleyeyim yani Sayın Sadır Japarov'un Türk dünyasıyla ilgili, Türkiye ile ilgili düşünce noktasında
nedir, neler düşünür bilemem ama şunu söyleyebilirim. Sadır Japarov halkın büyük çoğunun isteğiyle geldi. Halk istedi, destekledi ve başkan oldu seçimi kazandı. Dolayısıyla öncelikli işi şu anda Kırgızistan'da suların durulmasını sağlamak ve biraz istikrar sağlamak. Kırgızistan'ın kendi içindeki problemlerini, sorunlarını çözmek. Yani en başta temeli bu. Bu noktada mesela bazen işte Kırgızistan'a da başka eleştiriler olabiliyor. İşte yani Türk dünyasında aktif bir pek fazla bir rolü olmaz. İşte hani Kırgız-Türkiye, Kırgızistan ya da işte diğer ülke arasındaki o dostluk noktasında. Ama yani bizim Kırgızistan kendi iç sorunlarımızı bir çözüp biraz rahatlamamız gerekiyor öncelikle. Yani şimdi Cumhurbaşkanımızın ne yapması gerekiyor? Yani öncelikle hani halk seçtiyse, halkın iradesi önemliyse, yani öncelikle elbette Kırgızistan'ın sorunlarının çözümüyle uğraşacaktır. Ama yani bunu yaparken de Türk dünyasından kendini ayrı düşünemez. Dolayısıyla Türkiye'den kendini ayrı artık hiçbir Türk ülkesi ya da Türkiye'nin yaşadığı hiçbir bölge Türkiye'den ayrı düşünemez. Ya aslında Türklerin ikinci vatan. Türkiye aslında şu anda bütün mazlumların tek sığınabileceği tek yer. Yani bakın Türkiye'ye giren mültecilere bakın, Müslüman İran'dan geçiyor, Irak'tan geçiyor. Hiç mesela bu noktada tek güvenip ya gittiğimizde huzurla başımızı yastığa koyup yatabiliriz diyeceği ülke şu anda Amerika falan değil. Türkiye'den başkası değil. Amerika'ya ya da Batı'ya gitmek isterlerse giderler. O da işte para kazanırız, bilmem ne yaparız falan derler. Ama insanca yaşayacakları için değil. Yani orada da böyle gibi yaşayacaklardır. Ya burada biz mesela üç gün kızarız. Dördüncü gün ya kardeş gel ya yazıksın sen de bizim gibi bir garibansın denir. Ama bu gerçekten mesela mazlumlar için söylüyorum yani. Gerçekten hani bizim yüreğimizi açıp saracağımız insanlar için diyor. Bu noktada mesela bizim için ya da Türk dünyası için Türkiye öyle ve dolayısıyla hani Türkiye'yi es geçmek ya da Türkiye'yi birazcık ne bileyim şöyle yani Türkiye'den hafifçe başını gözünü çevirmek bile bence yanlış olacaktır. Çünkü Kırgızistan ilk tanıyan ülkedir. Kardeş budur işte. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin Kırgızıyım diyen bizler varız. Yani burada artık Kırgızların bir köyü var. Kırgızların burada şehitleri var. Bu toprakları bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü için dökülmüş kanlarımız var. Ta İznik'ten başlayıp bugün Van'a, Doğu'ya, sınırlarda bu vatan için diyen yürekler var. Dolayısıyla bunları es geçemez. Bunları gözden bırak edemez, etmemeli. Bunun dışında Türkiye'de yaşayan, çalışan, okuyan, evlenen, ev bark sahibi olan binlerce Kırgız var. Binlerce Türk var. Bunların hiçbirini böyle es geçemez, geçmemeli. Dolayısıyla ya politika çok farklı bir şey. Yani onu ben anlamam. Yani ama beni dünyanın her tarafından insanlar gelirse şu anda siz, biz hepimiz bir anda kardeş oluveririz. Hiçbir sıkıntı yok. Tabii devlet olunca hele hele Kırgızistan gibi Orta Asya'da bir türlü istikrarı sağlayamayan işte sürekli başkanlarının darbeyle gittiği, iki günde bir hadi darbe yapalım diye şeylerin çıktığı bir ülkede hani biraz daha işler zor. Yani öncelikle Sayın Japarov'un Kırgızistan'da bazı işleri halletmesi, bazı sorunları halletmesi, biriken sorunları çözmesi, işte Tacikistan'la olan problemleri çözmesi gerekiyor. Ondan sonra daha iyi olacaktır. Ama bu noktada hani devlet
politikasının dışında Kırgızlar, Kırgız halkıyla Türk halkının bu noktada zaten ayrılmaz bir bütün olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Burada okuyup Kırgızistan'da yerleşmiş, orada hayatını devam ettiren birçok arkadaşım var. En başından diyor, ah diyor, Türkiye'de bir kahvaltı daha edeydik diyorlar. Yani bu derece biz sevdiğimiz, kendimizden ayrı görmediğimiz bir Türkiye'den, bir ortasından bahsediyoruz. Ya bu, yani şu yürekte o Türklük sevdası olanlar için ayrılık gayrılık olmuyor. Yani gittiğinizde iki gün sonra zaten kaynaşıyorsunuz, gezip tozuyorsunuz, kendi diyarınızdasınız. Geçmişinize belki dönüyorsunuz. O yüzden hani sadece şunu söyleyebilirim. Yani Kırgız halkıyla halk arasında bağ, Sovyet döneminde kopan bağ, İznik'te kurulan bağ diyelim, Sovyet'te kopan artık yine aynı şekilde sapasağlam devam ediyor ve devam edecek. Tabii ülkelerin, başkanların politikaları, uygulamaları nasıl olur? Yani bilemem yani, bizim söylediklerimiz belki de politikaya tamamen ters şeylerdir. Onu da bilemiyorum. O halde ben son olarak sizin Türk dünyasına mesajınız nedir? Türk devlet ve topluluklarına neler söylemek istersiniz? Belki bağımsız olmayan Türk topluluklarına da söyleyecek cümleleriniz vardır diye düşünüyorum. Ya biz, yani bizim gönlümüzde, bizim umudumuz hep şiarımız odur. Ya bir gün bütün Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanacak, hür olarak yaşayacaklar. Yani sizin kalbinizden geçen şeyler, bizim kalbimizden geçen şeylerin hemen hemen hepsinin aynı olduğunu söylüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben çala kalem, hep öyle derim, çala kalem bir şair olarak size küçük bir şiirle veda etmek istiyorum. Öyle diyebilirim. Elbette, buyurun, sizi dinliyoruz. Küçük bir şiir, evet, demiştiniz. Dinleyebilirsiniz. Evet, bu sizinle böyle bir röportaj yapıp böyle bir görüşme yapacağımız netleşince, belirginleşince ben de dedim ki hani belki çok iyi konuşamam ama iyi kötü şiirle şu bizim dünyamızı kısaca anlatayım. Hem Yeliz Hanım'ın programına bir küçük hediyemiz olsun. Hem Türk dünyasına hediyemiz olsun, hem de işte Türk'ün gönlüne, Türklerin tüm Türk dünyasına hediyemiz olsun diye küçük bir şiirim vardı. Onu okumak isterim, izniniz olursa. Tabii, buyurun. Çok teşekkür ederiz bu arada. Türk dünyasının kalbinde de eminim önemli bir yeri olacaktır okuyacağınız şiirin. İnşallah, inşallah. Tabii bu tez zamanda yazıldı. Ufak tefek hataları var ise affola diyelim. Müsaadenizle okuyayım. Nasıl söylesem, nasıl anlatsam, Yusuf'tan alsam, Yunus'a katsam, Yesi deyip göğün ucundan tutsam, söze sığmaz yüce Türk'ün dünyası. Boyun eğer mi hiç, Tanrı dağlıdır, kökü damarı Hakk'a bağlıdır, ötüken yolundan demir çağlıdır, asırlar eskiten asil ırkın dünyası. Irkıma söz yok, ettirmem bir laf, düşmanlar dizilse yan yana saf saf, bir yanda uçmak var, bir yanda araf, bilene ince bir farkın dünyası. Çağ açıp kapatan asil soy bizim, Kırgız, Kazak, Türkmen, nice boy bizim, Altay'da kurulan görklü toy bizim, burası görkemin, görkün dünyası, yaşasın, yaşasın Türk'ün dünyası. Teşekkür ederim.
Kalemenize, ağzınıza sağlık. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel şiir için hem de yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Yeliz Hanım. Yani duygu düşüncelerimizi böyle izleyicilerimizle paylaşma imkanı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Abdülmukaddes Kutlu'yu ağırladık ve Kırgızların tarihte bıraktığı izleri ve günümüz Türk tarihinin meselelerini kendisiyle değerlendirdik. Kardeş ülkemiz Kırgız Cumhuriyeti'nin 30. bağımsızlık yılını en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyelim.